Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Yine Ramazan'ın içinde beraberiz. Rabbim evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan bu ayın inşallah hepimize kurtuluş vesilesi eder. Dualarımızı kabul eder. Bugün İşaret-i Cihaz'dan ders okuyacağız. İşaret-i Cihaz'dan haşir ile ilgili bir yer okuyacağız nasip olursa. Malum bu tefsirin kısa yazılışı hakkında size bir şey söyleyeyim. Yıl 1916, Osmanlı ordusu dört cephede savaşı, ölüm kalım savaşı yapıyor. Rus Grandük Nikola ordusu büyük bir saldırıya geçip ordumuzu bozup 1916 yılında Şubat'ın 16'sında Erzurum'a girer. Niçin bu anlattım? Üstad bu harplerde onlara karşı milis kumandanı olarak at üzerinde elde silah Ruslara karşı boğaz boğaza bir savaşır. Hem savaşıyor hem de bir taraftan bu eseri yazdırıyor. Enteresan bir şey derdir. Mesela şu işaret yazın hemen başında eğer bir birinci dünya harbi olmasaydı, manevi olmasaydı tefsirin şu birinci cildi icaz vücudundan olan icaz-ı nazmi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve tutlar müteferrik hakaik tefsiri içine alsaydı Kur'an-ı Müzbeyanı güzel bir tefsiri cami olurdu diyor üstad. Belki inşallah şu cüz'ü tefsir 66 adet belki 130 adet sözler ve mektubat risalelerine beraber mehaz olunursa ileride bahtiyar bir heyet tarafından yeni bir şey yazılsın diye şeyini söylüyor. Evet. Aynı zamanda tarihçi hayatta değerli kardeşlerimiz söyleyeyim sayfasına bakın. Demek ki 18 sayfasında. Bu tarihçi hayatta sayfa 265'te ise diyor ki Hazreti Üstad'ın hiçbir alim yetişemediği bir diğerci ihata göstermiş. Yani başlı başına muazzam bir kitap bu eser. Hem de savaş esasında hiç yanında bir kitap olmadan yazıyor. Diyor ki Sünat isimli bir risalede gördüm ki Hafız Halit abi Üstad'ın talebesi anlatıyor. Üstad demiş ki, Üstad ona söylemiş. Sünat isminde bir risalede gördüm ki Resulü Ekrem Aleyhisselam alim manada bir medresede ona ders verdiğini görmüş. O ders manevi binaen İşaret-i İcaz namındaki harika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi Üstad, harbi umumi hadisat ve netayicilere mani olmasaydı bu harpler, İşaret-i İcaz tefsiri Allah'ın iziyle 60 cilt yazacaktım. 60 cilt yazacaktım. Risale-i Nur ahiren o mutavassıf ve harika tefsirini yerine tutacak. İnşallah diyor Risale-i Nur da onu yerine tutacak diye ifade ediyor böyle bir şey. Onun için anlattım. Bugün inşallah bu kitaptan sadece haşir ile ilgili bir yer okuyacağız. Haşir ile ilgili bilgi de inşallah ileride veririz. Sadece şunu söyleyeyim. İbn-i Sina gibi dahi azamın haşirin nakli delildir. Aklen ispat edilemez dediği yeri üstadze Barlı'ya gelince ilk olarak bu eseri telif ediyor. Şey olarak Osmanlıca bunu sonra bir yere haşir esasını neşrediyor. Başlı başına bir kitap 10. söz namında değerli kardeşim. Tabii bakın bu okuyacağımız 4. buran bir nevi onun çekirdeği olacaktır. Evet bu girişten sonra her zaman olduğu gibi kaynak kardeşim bu 4. buran okusun. Sonra hep beraber dersin izahını geçer inşallah. Buyur. Okutayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bürhan. Bütün fenlerin şehadetiyle fıtratta israf yoktur. Eğer insan ekber denilen alemdeki hikmetleri idrakten aciz isen, alem-i asgar denilen insandaki nüktelere, hikmetlere dikkat et. Evet, fenni menafi-ül azanın şerh ve beyan ettiği vecihle insanın cisminde her birisi bir menfaat için takriben 200 küsur kemik vardır. Ve her birisi bir fayda için 6000 damar vardır. Ve hüceyrata hizmet eden 24.000 mesame ve pencere vardır. O hüceyratta cazibe, dafia, mümsike, müsavvire, müvelliden amıyla her birisi bir maslahat için
Beş kuvvet çalışıyor. Alem-i asgar böyle olsa, insan ekber ondan geri kalır mı? Ruha nispeten ehemmiyetsiz olan ceset, bu derece israftan uzak bulunsa, ne suretle cevher-i ruhla asarında, emellerinde, efkarında ve maneviyatında israf olur. Çünkü saadet ebedi olmazsa bütün maneviyat kurur. O hakikatler israf memleketine kaçarlar. Acaba dünya kadar kıymetli olan bu cevhere malik olmakla, dünya kadar kıymetli olan bir cevhere malik olmakla, hem daima onun zarfını ve gılafını muhafaza ettikten sonra o cevheri birdenbire yere vurup kırmak ihtimali var mıdır? Hangi akıl kabul eder? Hem bir şahsın bünyesindeki kuvvet, azasındaki sıhhat, istidadındaki kabiliyet, o şahsın yaşayışına ve tekemmülüne delil olduğu gibi, kainatın ruhuna kadar nüfuz eden, hakikati sabite ve devam ile yaşayışına ima eden, intizamındaki kuvveti kamile ve tekemmülüne giden nizamındaki kemal, acaba haşi cismani yoluyla saadet ebediye delil olmaz mı? Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran saadet ebediyedir. Ve tekemmüle vasıta odur ve o kuvveti inkişaf ettiren odur. Evet, Allah razı olsun. Şimdi değerli kardeşim, dördüncü Bürhan'ı okuduk. Geç işaret edeceğiz bu haşirle ilgili. Efendim 9-10 tane buran gidiyor ama biz sadece 4. buranı okuyacağız. Evet, başta Erdi kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. bürhan. Bütün fenlerin şehadetiyle fıtratta israf yoktur. Eğer insan ekber denilen alemdeki hikmetleri idrakten aciz isen, alemi asgar denilen insandaki nüktelere, hikmetlere dikkat et. Bak şimdi değerli arkadaşım, üstad bu haşir meselesini hem ilmi hem de mantıki delillerle izah edecek. Ne dedi? Fıtratlı israf yoktur. Bunu aşağıda gayet izah edeceğiz. Ama tevafuka bakın, bu ne dedi? Dedi ki efendim 3. buranda izah eder demiş. Bu nitekim sözler de 3. medarda, Tayyar kardeşim sözler sana ait galiba değil mi? Evet. 701'de okur musun 3. medarı? Okuyorum. Evet. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf saadet-i ebediye işaret eder. Bakın bir daha okur musun? Akıl ve hikmet. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-ı mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf saadet-i ebediye işaret eder. Bak hem adem abesiyet, yani abes hikmetin zıttı, hem de adem-i israf, yani cömertliğin zıttı. Buna iki tane örnek vereyim şimdi size. Mesela adem-i israf. Her insanın canına bak, bir çift el vermiş ve ona binler vazife takmış. Yiyoruz, osluyoruz, geziyoruz, konuşuyoruz, tutuyoruz, yazıyoruz. Böyle her el için bir el olsa insan ne kadar el lazım. Üstad bir yer diyor ki bir ağacın ne kadar meyvesi var, o derece o uzva faydalar takıyor. Yani bir ağaçta kaç tane el, bir de 100 tane, 1000 tane meyve var. İnsan da belki 1000 tane şeyi vardır. Eğer ahiret olmasa bir dilinde binler hikmet takan, bir ele binler hikmet takan Cenab-ı Hak, o zaman bu asrafe, israfa gider değil mi arkadaşlar? İsrafa gittiği gibi de işin tuhafı da ona hizmet eden, insana hizmet eden kim? Hayvanlar, bitkiler, bütün varlık, hatta mevcudat, o da bu akıl mantık, besiyet dedi yani. Mesela şimdi bir fabrika düşünün.
Mesela diyelim ki sen bir fabrika sahibisin. Şeker fabrikası kurdun. Gittin. Tarladan pancar toplattın bir. İşçilere masa aldın, topladın. Kamyon yükledin. Şoförü fabrika getirdin. Uzun bir zahmet. Sonra bütün işler, çalışmalar derken mahsulle, o fabrikanın çıkaracağı mahsulle şeker. Şeker. Tekrar o şekeri tekrar toprağa gömsen o zaman bu mantık olur mu? Olmaz. Peki demin bahsettiğin gibi sanki kağıtın bu fabrikası insan çıkartıyor. İnsana hizmet ediyor. Tekrar insan toprağa girse o zaman tövbe estağfurullah. Kaç kilo? 40 kilo. Sen cahil bir adamın etini yiyecek kim? Fareler. Veya akıllı bir adamın. Veya zengin. Veya fakirin. Veya şişmanın. O zaman ne kadar şişkin olur değil mi? Bütün bunlar gösteriyor ki evet zahir toprağa atıyor ama üstad başka yerde bir çiftçinin toprağa attığı gibi başka yerde tohumunu verecektir. Ne anlattık? Demek akıl, mantık gözüküyor ki bu kağıt yapılan faaliyet israfa gitmemesi lazım. Şimdi onu okuyacağım, anlatacak. Oku kardeşim. Fıtratta. Evet. Fıtratta israf ve hilkatta abesiyet olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir. Ve bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir. Demin el misal verdim ya, bir ele, hatta bir dile ne kadar vazife veriyor. Değil mi arkadaşlar? Bir ağza binlerce, trilyonlarca kelime konuşuyor. Ama hayvan iki kelime den dağıtıyor. Me diyor. Sadece bu insanın konuşması ve abese gitmemesi lazım. Sonra? Evet. Bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadet ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fenni menafiyle azâ şehadetiyle sabit olan Adem israf gösteriyor ki bunu açacağım. İnsanda, bir dakika. Fenni menafil azâ bugün anatomi ilminde israf olmadığını işaretcazla aynı temas edeceği için burada anlatmıyorum. İşaretle dönünce tekrar orada fenni menafil azanın, yani bu anatomi ilminin onların diliyle konuşacağım nasip olursa. Devam et. Fıtratta ez cümle insanda fenni menafil azanın şehadetiyle sabit olan Adem israf gösteriyor ki insanda olan hassiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve mühlat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyli saadet, saadet ebediye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaan gider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatinde ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Bak burada dedi, insanın maneviyatı, meyilleri, şunu bunu israf edilmeyecek. Bırak maneviyatı, bir de maddesini israf edilmiyor. Öyle iş yapıyor ki mesela maddede israf yok. Mesela bir mideye o kadar emek veriyor ki bütün yeryüzünü sermiş. Gelin fazla konuşmadan lemalardan, lemalarda bununla ilgili bir konu var. Aklıma geldi. 3. lemada. Bakın yani değil insan vücuduna, sadece insan vücudu mideye o kadar emek veriyor ki bu bile ahiretin varlığını gösterir. Nasıl? Buldun mu? Şey, hiç buldun mu? Oku. Okuyorum. Oku. Evet, dinliyorum. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halik-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı matumat-ı lezaiziyenin icadıyla kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen
pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Bak burada dedi ki midenin diyor cüz'i arzusunu ve muvakkat bir bekacı lisan hal duasını hassiz enva matumat nezirinin icadıyla. Şimdi bakın 2,5 litre alan midemizde bütün gıdaları alır almaz gıdaları boza gibi böyle ileri geri derken karıştırıyor. Karıştıktan sonra tabii onu eritmesi için ne yapıyor? Şey göndermesin. Hidroklorik asit yani bir nevi asit gönderiyor ki onlar parçalsın diye. Fakat bilim evet. adamı diyor ki bu asit inanın değerli kardeşim mideye parçalar. Fakat fakat sanki mide sanki ya Rabbi ben bunları alıyorum ama ben bunu eritmem için lisan halle asit üretsem asit bunları eritecek fakat beni mideye parçalayacak. Ama Cenab-ı Hak asitten önce mukus denilen bir madde gönderiyor. Sanki tabirse koruyucu. Tıpta koruyucu diyorlar. Yani kalaylıyor onu. Koyduktan sonra ne yapıyor? Tekrar o madde geliyor. Bundan sonra parçalıyor. Bu işi bir ilim işi, bir kimyevi işi. Yani bir ölçü işi. Bunu elbette ki mide kendi kendine düşünemez ki. Harika bu fabrikayı. Sadece bu çalışma Allah'ın yerine isteğini getiriyor. Madem maddi isteğini getiren Allah elbette ki beşerin arzusunu yerine getirmez mi? Geçin bunu izah edin yine. Şu anlarda Erdi Bey'ciğim ben sayfa 301'i aç. Açtım abi. Oku. Acaba hiçbir cihet ihtimali ve imkanı var mı ki bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi taamlarla onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir Rahim, bir Alim-i Kerim. Bak Lim abi enteresan bak. Kadir Rahim şefkatle. Yani o şeyi yapmasa, mükisi vermese, salmasa midemiz paramparça olacak. Allah şefkatten görüyor musun? Sonra neydi? Alim-i Kerim. Bu bir hikmet ilim işi değil midir? Evet. Ya, bu cansız mide bunu yapabilir mi? Bilemez. Yapamaz. İşin tabi da bilmiyorum. Benim sağım değil ama mideden bazı adam midesini alıyor. Alıyor. O mide tekrar kendisi üretiyormuş. Biliyor musun? Ha? Erdi Bey. Midenin bir parça alıyormuş. Tekrar o mide kendisini evet. Duydum onu abi. Karaciğeri yani, biliyorum da mideyi bilmiyorum. Yani düşün. Yani ben öldüm. Benim sağım değil ama demek ki enteresan bir şey. Mide bunu o kasılmasını efendim üretmesini başka asit salgılamasını, ondan önce mükü salgılaması bunlar ilim işi değil mi? Evet. Bir daha başlasana acaba hiç bir cihet ihtimal var mı? Acaba hiçbir cihet ihtimali ve imkanı var mı ki bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi taamlarla onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi, varzın halifesi ve Halık'ın güzidesi ve perestişkârı olan nevi insanın insaniyet mide-i kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği, ünsiyet ettiği, fıtraten istediği cismani lezzetleri dar-ı bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın, haşi cismani ile fiilen cevap verilmesin, onu ebedi minnettar etmesin. Yani o zaman mide kadar haç tövbesine mide kadar eğme der misin mi Cenab-ı Hak insanı? Madem miden duasını kabul ediyor. Hani var ya hatırlar mısınız? İstemek vermek istemesi nasıl Ahmet'ciğim o? İstemek, vermek istemeseydi istemek vermezdi. Demek ki vermek istemeseydi istemek vermezdi. İstemek vermez. Ne istiyorsun sen? Ebed istiyorsun. Allah bunu yer getirir. Amin. Yani. Peki devam et. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Yani midenin haykırısı sinekse insanın haykırısı şey gibi gök gürültüsü gibi. Sinek onu yani sinek arzuyu onu veriyor.
piramidesine imdadına koşan bir Allah. Hiç mümkün müdür ki sen imdadına koşmasın? Sen ne istiyorsun? Ya Rabbi. He? Ebediyet istiyorum. Ebed istiyorsun. Ölmek istiyorum. Evet. Bak şu anda aklıma geldi. Sayfını biler ama Ahmetciğim. Sözler sende sözler. Sözler. 702 aç. 702. Hatta 705. Bak. Ebed deyince aklıma geldi. 8. medar. 705. Okuyorum. Oku. İnsanın fıtrat-ı zişuru olan vicdanı saadet ebediye bakar gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe bir gayi hakikiyenin ve bir hakikati cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Evet. Evet, bu da onu şey aktardı. Devam et şimdi. Erdi ve kaldığın yerde neydi? Adeta sineğin sesini. Oraya mı? Tamam. Evet. Bir dakika. Adeta. Ben onu kapatmıştım. 301. Çuvallar. Tamam. Açıyorum. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemal-i ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin. Bu 100 derece muhal ve batıldır. Tersten al, madem nefer ehemmiyet veriyor, orduya da ehemmiyet verir. O halde insan ordu kumandanı olduğuna göre, yukarı söyledi, arzu halifesi olduğuna göre onu da ehemmiyet verir. Ne ehemmiyet verir? Ya Rabbi beka istiyorum diyecek. Onu da kabul edecektir. Tekrar dersine dön. İşaret hızı. Evet. Fenni menafiül azanın şerh ve beyan ettiği veciyle. Yani fenni menafiül lügat itibariyle biliyorsun. Azan menfaatı. Ama anatomi ilmi. İnsan vücudunu inceliyor. İnanır mısın? Ben insan vücudu kitapları okudum. İnan o kadar enteresan ki hangi bölümü alayım anlatsam şaşırdım kaldım. Bunun üzerine bir kardeşimizin çıkardığı kitaptan istifade ederek isim vermiş şimdi. Onda istifade ederek size bazı nakil yapacağım. Evet, oku. İnsanın cisminde her birisi bir menfaat için takriben 200 küsür kemik vardır. Ne diyor? Modern ilim ne diyor? Modern ilim 200 kaç diyor? 9 mu? 208 mi? Öyle bir şey diyor. Evet, 208 diyor galiba. Tamam. 205 olsa, ama o yani, 208 olsa mi? Ama küsür diyor üstadım. Küsür diyor. Ya küsür. Önemli değil. Evet. Sonra. Ve her birisi bir fayda için 6000 damar var. Vardır. Allah Allah. 6000 damar vardır. Düşün. Ve hücerata hizmet eden 24000 mesame ve pencere vardır. Gözenekler. Düşün. Ne kadar insan harika makine değil mi? İnsan harika makine. Ya. Yani anatoma geçmeden şunu söyleyeyim. Diyelim sen antikaya meraklı bir insansın. Farzuban. Koronada kalktı. Bizi eve çağırdın. Şömlenin yanında bir şömlen de var. Nasip olsa güzel bir evinde. Bir de çay içmişsin. Ben de malum zarif bir beden üşüyorum böyle. Şey günü. Sonbahar. Bazen atıyorsun şömine yanıyor. Baktım ya Erdi Bey bu sehpayı nerede aldın bu sehpayı? Sehpayı ya sonra müzayede sana aldım. Müzayeden. Kaç? 50 bin lira verdim. Yapma ya. Verir mi o para? Hocam bu enteresan bir şey. Ne enteresan? Sultan II. Abdülhamit bunda çay içmiş bunda sehpada. Hatıra bir şey. Yine ben ucuza kaptım bunu ucuza. Ben alttan sonra 60 bin verdiler. Bende kaldı. Yapma ya. Derken. Tabi arada sırada meşe atman lazım. Onda meşe bitti. Üşüme başladım. Ya Erdi Bey üşüyorum ben ya. Aman dedim. Kalkıp da 1 lira meşe olduğun yerine kalkıp da o 50 bin liralık değerinde sehpaya atar mısın? Atmam tabii ki. Atsa sana akıl derler. Atsa sana akıl derler. Demezler. Şimdi soruyorum senin gözün mü 50 bin yoksa kafan mı akıl bir? Yani insan düşün bir göz için fiyat edemez. Fahab edilemez. Evet. Peki ama toprağa atıyor Allah. O zaman ahiret olmasa ne olur? Hepsi mensur olur. Evet. Mensur. Manasız olur.
mantık gerekir ki bunun bir ahiret var lazım ki olsun. Bak evet. Ne güzel ifade. Mantıka izah etti. İnanın evet. Ahmet kardeş 10. medarı okumuştu bir yerde yapmıştı da ben şeyde dinlemiş Ümraniye'de. O zaman söylemişti. Yani hakikaten da aşırı risalesi ile ilgili değil mi? İbn-i Sina gibi dahi azam bunu aklen değil nakli delil ayet hadis var diye. Bak ayet hadis okumadan basit misallerle bize üstad anlatıyor elhamdülillah. Evet. Evet sonra buyur. Var mı bir şey? O, devam et. O hücreatta bir daha başlayalım. Bir daha evet fenni menafi'ül azanın. Tamam. Evet. Fenni menafi'ül azanın şerh ve beyan ettiği vecihle insanın cisminde her birisi bir menfaat için takriben 200 küsür kemik vardır. Ve her birisi bir fayda için 6000 damar vardır. Hücerata hizmet eden 24000 mesame ve pencere vardır. O hücerata cazibe, dafia, mümsike, musabire, müvellide namıyla her birisi bir maslahat için 5 kuvvet çalışıyor. Bak hücre ilmine göre diye biz besinleri alıyoruz. Kalbin pompalanmasıyla o besinler dokulara, organlara, onu meydana getiren hücrelere geliyor. Hücrelere. Mideye gelen o şeyler, gıdalar kalbin pompalanmasıyla bunu dağılacak ya. Tabii evet. Diyelim beyin hücresi gelecek, ondan gıdası alacak. Şimdi sana sorayım, beyin hücresi ne lazım ona? Fosfor lazım. Fosfor. Ama o gıda içinde kalsiyum var, potasyum var, var da her şey var. Peki bir ilim lazım ki ona, o hamur gibi şeyden. Aynen. Kalsiyum alsa ne yapacak onu alsa? Kemikleşecek. Kemikleşecek. Peki bu, bu hücre fakülte mi okumuş? Ne yapıyor? İlim adamı diyor ki, efendim bunu bakın cazibeden kanun şöyle izah ediyor. Diyor ki o hücreler kanın pompalanmasıyla gıdaya, mideye gelen gıdalara aktif transport sistemiyle alıyor doğru beyne şey götürüyor. Ne lazımsa cazibe çekiyor. Çekti mi? Çekti. Peki dafiyana diğer hücrede bana lazım değil. İtiyor. Evet, itiyor. O da endokrin sistemlerle, salgı bezlerle onu alıyor. Düşünebiliyor musun? Peki başka ne de cazibe, dafiye, mümsike tutuyor. Evet. Yani tutuyor. Sonra musavire, enteresan bir şey. Bak ilim hala bunu çözemiyor. Hücreler, karaciğer hücresi dikdörtgen oluyor. Kan hücresi yuvarlak, bronş hücreleri düz. Karaciğer dikdörtgen. Kan hücreleri yuvarlak. Bronş hücreleri düz oluyor. Bu nasıl bunu iş yapacak ya? Enteresan. Değil mi? Ya işine baksan sonra müvelde onun gibi aynısını benzerini yapıyor. Tabii kanda akba al yuvarlar var malum. Akba al yuvarlar. Bu da ayrı bir mesele şimdi. Mesela şimdi ak yuvarlar bir al var bir ak var. Al yuvar üstan tabirle erzak deposu. O daha çok galiba değil mi? Al yuvar. Evet. Bir milimetre küp kanda 4-5 milyon al yuvarlar varmış. Evet. Bu sanki erzak paketi gibi. Aynı zamanda oksijeni paketi gönderiyor. Bunlar yani. İstediği yere gönderebiliyor. Peki ak yuvarlarda sayısı az. O da 4 ile 10 bin arasındamış. Sayısı az. Bu da kemik iliğinden yapılıyor ilkten. Bir fabrika lazım ilkten ak yuvarı yapacaklar. Sayısı az. Bunlar ölüyor. Ama kare bunu vücudu denge korumak için her gün 10 bin saniyede üretiyor. Enteresan bunlar. Sayıları. Bir de ben okudum bunu o şeyde kitapta. Savaş için gelen mikrobu savaşmak için böyle geri çekiliyor, sarıyor sonra öldürüyor. Nitekim Bayram abi Kore Harbi'ne gitti vakitte de o demişti Allah'ım etsin. Biz orada Kundur Meydan Savaşı'nı bu savaşla kazandık. Akrivan yaptığı savaş. Geri çekilip kuşatıp Malatya'da da aynı yaptık. Kılıç Aslan. Aynısını yaptı. Peki bu ordu daha ister. Akrivan'a bu daha sahibi nasıl bunu biliyor?
Bir de bir şey vardır. Mesela trombüs var ki bu da pıhtılaşma gönderiyor. Bu da 300 bin tane oluyor. Bu olmasa anımız alacak. Ya. Hiçbirinden haberimiz yok. Yeri gelmişken lemalardan 297 açam Zahmetçi bak. Açtım. Aç 297 bak. Oku oraya. İkinci mual. Senin vücudun 1000 kubbeli harika bir saraya benzer ki her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş. Belki senin vücudun 1000 defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü o sarayı vücudun daima kemal-i intizamla tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi letaiften katı nazar. Yalnız cesedindeki her bir aza bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbiriyle kemal-i muvazene ve intizamla baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre, umum o cesetteki zerrelere hem hakim-i mutlak, hem her birisine mahkum-i mutlak, hem her birisine misil, hem hakimiyet noktasında zıt, hem yalnız vacibül vücuda mahsus olan ekser sıfatın mastarı, ekser sıfatların mastarı, menbaı, hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber, sırr-ı vahdetle yalnız bir vahide ahadin eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vahidi o hadsiz zerrata isnat etmek, zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder. Bak üstad sanki teleskop göğü seyrediyor, dördüncü metre yıldızları seyrediyor. Mikroskopla şeyleri insan vücudu inceliyor. Mesnevi de çok enteresandı bu okuduğum tabiat risalesine konuyla alakalı. Mesnevi de 98'de okur musun Erdi Bey? Okuyayım abi. Onu okusana. Yine gördüm ki. Evet. Yine gördüm ki her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir an-ı vahitte gayri mütenahi ilahların ispatı lazım gelir. Ve bütün zerrat-ı kainattan daha çok olan şu ilahların her birisi bütün ilahlara hem zıt hem misil olması lazım geliyor. Ve aynı zamanda her birisi bütün kainata elini uzatmış, tasarrufatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım gelir. Mesela bal arısının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü bütün kainatta cari ve nafiz olması lazımdır. Zira o bal arısı kainatın unsurlarına numunedir. Eczasını kainattan alıyor. Halbuki vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacibe hada mahsustur. Eğer eşya kendi nefislerine isnat edilirse her bir zerreye bir uluyet lazımdır. Mesela Ayasofya'nın banisi inkar edildiği takdirde her bir taşı bir Mimar Sinan olması lazım geliyor. Öyleyse kainatın saniye olan delaleti kendi nefsine olan delaletinden, işaretinden daha vazıh, daha zahir, daha evladır. Öyleyse kainatın inkarı mümkün olsa bile saniyin inkarı mümkün değildir. Demin Ahmet karşı okuduğu gibi taşlar sanki, hücreler sanki demin taş bina yapılıyor. Ortadaki taş altına hükmedecek, üstünde mahkum olacak. Sen ben böyle kubbeli taşta bina bir usta lazımsa bütün bunlar neyi gösteriyor? Niçin anlattık bunu? Böyle mükemmel bir bina yapılan insanı abese atılır mı? Atılmaz. Tekrar 84 devam et işaretçilerden. Alim asgar. Alim evet. Asgar böyle olsa. Anlattık yani bu küçük insan böyle olursa. Evet. Evet. İnsan ekber ondan geri kalır mı? Yani kainat. Yani kainat. Bundan evet. Geri kalır mı? Ruha nispeten ehemmiyetli olan ceset bu derece israftan uzak bulunsa ne suretle cevher ruhta
cevher ruhla asarında, emellerinde, efkarında ve maneviyatında israf olur. Şimdi ona da bir örnek verin ben. Şuallardan üstad bunu çok, o 7. mesele çok okuturdu. Ya okuturmuş, abiden dinledim. Saat 284 aç. Bak şimdi, evet. Yani ahiret yapmasa ne olur, Allah mı göstermesin? Yani insana bu kadar ehemmiyet veriyor. Eğer tekrar toprağa atsa, bütün bu hikmetli işler abese inkılap eder. Evet. Bu manada 280. Çünkü diyor, bak çünkü. Evet. Çünkü nazenin ve nazdar beslediği ve akıl ve kalp bir cazatla saadet-i ebediyeye ve ahirette bekay-ı daimiye iştiyak hissini verdiği halde onu ebedi idam etmek. Doğru mu? Kadar... Akıl istiyor mu ebede? Akıl ebed istiyor mu? İstiyor. Kalp istiyor mu? Mide arzu yerine getiren zat kalbin aklın hissini yerine getirmez mi? Evet. Evet. Ne kadar kadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimağına güzel hikmetler ve faydalar taktığı halde onu dirilmemek üzere bütün cihazatını, binler faydaları bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faydasız, neticesiz, hikmetsiz, bütün israf etmek. Ne derece hilaf-ı hikmet ve binler vahid ve ahitlerini yerine getirmemekle haşa aczini ve cehlini göstermek. Ne kadar o haşmet-i saltanata, o kemal rubiyete zıttır, her zişur anlar. Devam edeyim mi? Yok, burada tekrar dersler şey. Evet, vakitte doldu, bitirelim bari. Alim-i asgar böyle olsa, insan-ı ekber ondan geri kalır mı? Ruha nispeten ehemmiyetsiz olan ceset, bu derece israftan uzak bulunsa, ne suretle cevher-i ruhla asarında, emellerinde, efkarında ve maneviyatında israf olur? Çünkü saadet-i ebedi olmasa bütün maneviyat kurur. O hakikatlar israf memleketine kaçarlar. Acaba dünya kadar kıymetli olan bir cevhere malik olmakla hem daima onun zarfını ve gılafını muhafaza ettikten sonra o cevheri birdenbire yere vurup kırmak ihtimali var mıdır? Hangi akıl kabul eder? Demin sana verdim sehpa misali. Evet. Mükemmel, onu kalkıp da şeye, yani şömine atmak akıl kabul eder mi? Etmez. Ve ruha nispeten bu eli, cesede bu kadar ehemmiyet veriyor. Gözümüzün, kulağımızın, adam gözden profesör oluyor, düşün. Ya. Yani her yaratılışa bir hikmet var. Bak konuşuyorsun ya, ağız. Evet. Ağızda bile, bak bir şey bir anlatayım sana. Şeyde Sokrat'ın talebesi var, Aristo. Sokrat'ın talebesi. Aristo biraz ateist. Yani inkarcı bir adam. Yunanlı şey ama mantık kurmuş diyorlar ama bu Aristo tabii Sokrat tabii diyor ki abes mabasti konuşunca Sokrat diyor ki ey Aristo Allah her şey ey tabii Sokrat diyor ey Aristo Allah her şeyi hikmeti yaratmıştır. Mesela sana kalsa diyor konuşuyorsun ya senin mantığın çok aklınız onun sözü ağzın nerede olması lazımdı? Herhalde besinin çıktığı yer olması daha iyi değil mi diyor yakın. Mantık onu gerektirir. Ama nereden mesafe var? Düşün. Aristo susuyor. Sokrat bunu susturuyor. Bak her şey hikmetli. Her şey hikmet yapan bir cana bak kalkıp da toprağa atsa bu kadar niye emet verdi? Niye hikmet ihtina davrandı demezler mi? Evet. O halde oku devam et. Sonra hem bir şahsın bünyesindeki kuvvet, ağzasındaki sıhhat, istidadındaki kabiliyet, o şahsın yaşayışına ve tekemmülüne delil olduğu gibi kainatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikati sabite ve devam ile yaşayışını ima eden intizamındaki kuvvet-i kamile ve tekemmülüne giden nizamdaki kemal acaba haş-i cismani yoluyla saadet-i ebediyeye delil olmaz mı? Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran saadet-i ebediyedir ve tekemmüle vasıta olur. O kuvveti inkişaf ettiren odur. Bu paragrafı açamadık. Çünkü bunu açsak uzun gider. Herhalde azdan çünkü diğer kardeşim, dinleyen kardeşlerimiz bunun geniş izahını 10. sözde okurlar. 12 suret, 12 dakikat, 24. 5 de şey, efendim, zeyl, 29. 4 de işaretler okur. O 33 tane delili orada okurlar. Biz azdan ihtifa ederek bir üstadlı bir
bütün bunlara rağmen hala haşa inanmayan ey kafa size bir hitap var. Öyle bitirelim. Evet. Sayfa kaçtı evet. O ya? Ben unuttum şimdi. Buldum abi. Buldum. Oku. Ey haşir ve neşir inkar eden kafasız. Ömründe kaç defa cismini tebdil ediyorsun? Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamıyla cismini tebdil ve tecdit ediyorsun. Haberin var mıdır? Belki her senede, her günde cisminden bir kısım şeyler ölür, yerine emsali gelir. Bunu hiç düşünmüyor musun? Çünkü kafan boştur. Neden? Eğer düşünebilseydin, her vakit alemde binlerce numuneleri vukuğa gelen haşir ve neşri inkar etmezdin. Doktora git, ne kafanı yapayım? Tedavi ettir. Ne yapayım? Git doktora, kafanı tedavi ettir. Hakikaten de bu deliler karşısında ilmi ve dini deliler okuduk size. Evet. Fenli deliler okuduk. Buna rağmen eğer inanmazsan git doktora. Çünkü niye doktora gidiyor? Kafadan rahatsız. Git anlat. Eğer hala anlamamışsa Risale-i Diyar'ı oku. Biz denizden bir katre okuduk. Cenab-ı Hak bu Kur'an ayı olan Ramazan hürmetine bizi hakkıyla ispat etmek nasip etsin değerli kardeşim. Amin. İhlas ve uhuvvet şuuruna kazanarak ümmet-i Muhammed'e sulh ve selamet nasip etsin. Ve amin. Şu korona belasından inşallah hepimizi koruyarak yine eski günlere o sohbetlere nasip olsun inşallah o günü. Okunan sözdeki bizi maksada başlasın. Maksat hürmetine bize hakikaten nasip etsin diyelim. Fazla uzatmayalım. Ahmet şimdi Sübhaneke sen oku bitirelim. Sübhaneke la ilmerana ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.